Dediğim gibi ülkemizde yoğun bir şekilde dershaneler merkezli bir tartışma devam ediyor. Bunun temel nedeni nedir dediğimizde özellikle şunu ifade etmemiz lazım. Bunun merkezinde Türkiye'de liselere ve üniversitelere yerleştirmede yeterli öğrenci istihdam edebilecek imkanlar söz konusu olmadığından dolayı bir eleme sınavının olması ve bunun sonucunda bir kısım insanların ve bir kısım öğrencilerimizin elenenler arasında bir kısmının da elemeyi geçmiş ve yerleşenler arasında yer aldığı bir sistem vardı. Bu sistem doğal olarak sınırlı imkanlara yüksek oranda müracaatlar söz konusu olduğundan dolayı da ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyordu ve bu rekabet ortamı da zaman içerisinde özel ders, sınavlara hazırlanma ve bu sınavlara hazırlanma da işte dershanecilik sistemi, yıllar içerisinde amatörce başlanan bir takım ilave dersler profesyonelce dershanelerle kurumsal yapıya dönüşmüş oldu. Baktığımızda o sistemin önemli handikapları var. Bunlardan bir tanesi çocuklarımız İlkokul ikinci sınıftan itibaren yarışa hazırlanıyor. Lise son sınıfa kadar da sınav sendromu bitmiyor. Ve netice itibariyle üniversiteye yerleşmesi adeta buna bağlıymış gibi oluyordu. Bir diğer konu, çocuklarımızın eğitiminde asıl olan okullar hem davranış kazandırmasında hem de öğretimde okullar merkezde olması gerekirken yıllar içerisinde oluşan propagandayla da ve sınavın öyle ki gördüğü eğitim, öğretim ve öğrencinin okullardaki yetişmesini küçümseyerek sınava hazırlanmayan hiçbir şeyin kıymeti yoktur mantığıyla sınav sistemine kendilerini hazırlayan kurumlar okulların neredeyse önündeymiş gibi bir algıya neden oldu. Okullarda öğretilen bilginin sınava dönük kullanımına katkı veren yapılanmalar. Ama neticede insanlar sınavın sonucunda bir yere yerleşince o sınavda kendisine sınav katkısı veren, sınav tekniklerini öğreten, soru çözmede kendilerine katkı veren kurumları çok öncüler hale gelmişti. Bu sistem sonucu itibariyle başarının sınava endekslendiği ve sınavın dışında çocuklara kazandırılan hiçbir şeyin kıymeti olmadığı bir eğitim modelini Türkiye'ye getirdi. Bu tabii ki değiştirilmesi gereken bir husustur. Bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum örgütleri, hatta sistemin içerisindeki bütün unsurlar şunu hep ifade ettiler. Okul esas olmalıdır. Okulun yanında ilave olarak alınanlar okulun yerini dolduramaz. Görüşünü hep ifade ettiler. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada ciddi bir tartışmalı durumla karşı karşıyayız. Baktığımızda şunu görüyoruz. Tabii ki bu kurumlar kendiliğinden oluşmadı. Yıllar içerisinde ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerle sınavın bu kadar önemli olduğu ve çocukların yarış atına döndüğü, sınavdan başka bir şeyi gözü görmediği ve diğer alanlardaki kazanımlarının değerinin farkına varamadığı bir dönemde dershanecilik sistemi kurumsal yapısına dönüştü ve pek çok yatırımlar yapıldı. Binalar yapıldı, okul düzeni oluştu. Bunların neticesi olarak da buralarda pek çok insan çalışır oldu. Bugün binlerle ifade edilen sendika binaları, yine yüz binlerle ifade edilen öğretmen kadrosundan söz ediyoruz. Tabii ki burada sistemin değişikliği esas olması gerekiyor. Ama yani okul öne çıkmalıdır. Ve okul topyekun bizlere katkı vermelidir. Yani herkes şunu değerlendirmeli. Yalnız başına hayat bir sınava hazırlanmaktan ibaretse o zaman okulları kapatalım. Sınava bizi 10 sene hazırlasın birileri. O sınavı kazanalım ne olacaksa olalıma gelmemiz gerekiyor. Bu yanlış bir yaklaşım için. Hem eğiten hem de öğreten kurumlardır. Ve her yönüyle eğitim öğretim yapmaktadırlar. Bunun için de okulun merkeze alınması, esas olması gerekiyor. Bütün dünyada da bu böyledir. Bunun dışındaki geçici bir takım imkanlar açısından katkı sağlayacak unsurlar
yan unsurlardır ve bunlar doğrusu eğitim öğretimin yerine geçmiş olması.